Merhaba çocuklar, bugün sizinle Bedir Rahmi Eyüboğlu'nun ilhamına bir sanat çalışması yapacağız. Bedir Rahmi Eyüboğlu'nun Göcek Koyu'nda taşın üzerine çizdiği balık gibi biz de taşların üzerine kendi balıklarımızı resmedeceğiz. Önce malzemelerimizi tanıyalım. Düz bir taşa ihtiyacımız var. Renkli keçeli kalemlere, bir adet kağıda ve çerçevelemek için uygun bir çerçeve ihtiyacımız var. Hadi başlayalım. Taşı kağıdın ortasına koydum ve renkli kalemlerle balığımı şekillendirmeye başlayacağım. Bu arada Bedir Rahmi Eyüboğlu o Göcek Koyu'nda kendi çizdiği balığın içerisinde birkaç farklı hayvan da çizmiş. Ben de şimdi bu taşın içerisine iki tane farklı hayvan gizleyeceğim. Hatta bunu sizin yorumlarda yazmanızı istiyorum. Nasıl hayvanlar çizdiğimi tahmin etmenizi istiyorum. Şimdi taşı boyama kısmını bitirdim. Kağıt üzerinde diğer detaylarını ekleyeceğim. Hemen şuraya buyruk ekleyelim. Şuralara dalgalar yapalım biraz. Bedir Rahmi balıklarında hep şuraları biraz böyle sanki dikenli dikenli pullarını ayrıntılı şekilde çizer. Biz de ondan ilhamla tasarımımızı renklendirmeye devam ediyoruz. Kontür çizgisini bence hep kullanmaya gayret edin. Daha ön planı çıkarmak istediğiniz şeyleri etrafından siyah kalemle geçerseniz çok daha belirgin hale gelir çalışmanız. Şimdi bunu çerçeveye asalım. Hadi gelin.